Çok önemli bir soru. Eğer gıybet ettiysek veyahut gıybeti isteyerek dinlediysek hemen şu duayı okuyarak tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Allah'ım mağfirlene ve limen gıtebnehu. Allah'ım bizi ve gıybetini yaptığımız kimseyi mağfireteyle, affeyle. Sonra da gıybet edilen kimseyle karşılaştığımızda kardeşim Hakkını helal et diyerek helallik almalıyız. Yaşayan veya ölen bir insanın veya insanlar topluluğunun olmadığı bir yerde onları üzecek doğruları söyleyerek gıybetlerini yapmış olabiliriz. Eğer onlar yaşıyorlarsa helalleşmenin bir yolunu mutlaka aramalı ve bulmalıyız. Biliyoruz ki kul hakkını ödemek zorundayız. Eğer vefat edenin gıybeti yapılmışsa helallik dilemek ne yazık ki imkansız hale gelmiştir. O zaman onun için ömür boyu dua etmekten, onun adına zaman zaman iyilikler yapmaktan başka çaremiz kalmamış demektir. Zalimleri aşağılamak dışında tarihteki insanlar eleştirirken haksızlık yapmamaya dikkat etmeli. Herkesin hakkının ve onurunun Allah tarafından sonsuza dek korunacağını asla unutmamalıyız. Bugünden ve hatta hemen şimdi şu andan başlayarak gıybetlerini bilerek veya bilmeyerek yapabileceğimiz ihtimaliyle tüm tanıdığımız insanlarla karşılaştığımızda onlarla helalleşmeli, hatta helalleşmeli alışkanlık haline getirmeliyiz. Aksi takdirde onların alacakları ahirete kalacak. Allah muhafaza. Burada kolayca helalleşmesi mümkün olan o günahlarımız ahirete kaldığı takdirde orada bizim sevaplarımızdan verilecek veya onların günahlarından bize verilecek. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız ki ahirete o günahlarımız kalmasın. Dünyadayken Rabbimizin affına mazhar olalım inşallah